Arkadaşlar merhaba. Basit makinenin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Yani eğik düzlemden itibaren başlayacağız. Diğer bir basit makinamız eğik düzlem. Şu şekilde biliyorsunuz. Bir cismi, diyelim ki bir araba motorunu siz kaldırıp masanın üstüne koyacaksınız. Ama kaldıramıyorsunuz, yani çok ağır bir madde. İşte buraya bir tane tahta uzatırsanız masanın üzerine, veyahut da bu şekilde bir tahta uzatırsanız, bakın masanın üzerine bunu rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz. O yüzden biz buna ne diyoruz? Eğik düzlem diyoruz. Böyle bir P yükünü ben F kuvvetiyle bu şekilde taşıyacağım. Yani normalde buradan böyle taşıyamadığımı böyle yapabilirim. Bu bir eğik düzlemdir. Eğik düzlemi illa böyle düşünmemiz şart değil arkadaşlar. Günümüzde de pek çok örnekleri vardır. Mesela köy hizmetlerinin yaptığı, dağlara yaptığı yollar böyle virajlı virajlı gider, değil mi? İşte o bir eğik düzlemdir yani. Hani direkt dağın zirvesine çıkamıyor. Araba çok büyük bir gücü uygulayamaz. Ne yapıyor peki? Yolu uzatıyor. Bakın. Yoldan kaybediyoruz. Ama o arada kuvvetle ne yapıyoruz? Kazanıyoruz. Yani yolu uzatmasının sebebi eğik düzlem olmasıdır. Yine merdivenlerimiz bizim mesela bir eğik düzlemdir. Böyle dolana dolana çıkar. Yani direkt tırmanıp çıkmıyoruz yani. Veyahut da efendim işte minarenin merdivenini düşünün. Görenleriniz vardır. Böyle dolana dolana ne yapar? Yukarı doğru çıkar. Yolu ne kadar uzatırsanız kuvvetten o kadar kazanırsınız. Peki bu F ile P arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Şuradaki açıya da alfa diyelim. F eşittir. F ile P arasında P daha küçük olacak tabii. Çarpı sinüs alfa. Böyle izah edebilirim. Peki sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs demek biliyorsunuz. Bunu kullanabilirim yani. Diyelim ki mesela şöyle olsun. Şu P yükünü 30 derece olsun ve F kuvvetiyle taşımak istiyorum. F ile P arasındaki ilişki nedir diye sorsa. F eşittir. P çarpı sinüs 30. Sinüs 30 kaçtır peki? 1 bölü 2. Yani P bölü 2. Peki 37 derece olsun. Ben bunu buradan taşımak istiyorum F kuvvetiyle. F eşittir P çarpı sinüs 37. 3 bölü 5. Direkt böyle bulabilirim. Peki bunun anlamı ne arkadaşlar? Bakın. Yani bunun bir de şöyle bir anlamı var bakın. Hani bu sinüs 30 1 bölü 2 değil mi? Eğer burası 1 ise burası 2'dir. Yani ne demek şimdi bu? Ben F kuvvetiyle 2 metre yol aldırıyorum bakın. 2 metre çekiyorum ama o ne kadar çıkıyor? 1 metre çıkıyor. Yoldan kaybediyorum. Kaç kat kaybediyorum yoldan? 2 kat kaybediyorum. O zaman kuvvetle ne yapacağım? Kazanacağım. İşte bakın P bölü 2 anlamı bu oluyor. Peki burada nasıl olacak? Bu bir 3, 4, 5 üçgeni. 37'nin karşısı 3'tür biliyorsun. Hipotenüs 5'tir. Ben F kuvvetini 5 metre çekersem bakın. Benim P yüküm ne kadar çıkıyor? 3 metre çıkıyor. Peki ne yapıyorum yoldan? Kaybediyorum. İşte o zaman kuvvetten aynı oranda ne yapmış olmam lazım? Kazanmış olmam lazım. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eğik düzlem diyoruz. Bunu tek başına sormayabilir. Bir makara sistemi ile beraber sorabilir. Mesela şimdi size öyle bir soru hazırlayayım. Efendim bura 37 olsun. Buraya bir P yükü koyalım. Buraya bir makara koyalım mesela. Şöyle bir şey olsun işte. Sonra bunu böyle dolandıralım. Sonra da böyle gelsin mesela. İşte şuraya da X cismi koyalım. Bu şekilde dengelenmiş. Soru şu. X cismi ile P arasındaki ilişki nedir? Yani X kaç P'dir diye bize sormuş olsun. Şimdi diyorum ki önce. Şunu da 30 yapalım da fazla şey olmasın. Küsuratlı işlemlerle uğraşmayalım. Şurası, yani bunun ağırlığı P ama P kadarlık kuvvetle mi çekecek bu? Hayır. Eğik düzlem kullanmışım. Ne kadarla? P çarpı sinüs 30. Yani P bölü 2'dir burası. Şu işaretlediğim yer. Peki P bölü 2 kaç ip taşıyor? 2 ip taşıyor. O zaman bu P bölü 4, P bölü 4'tür. Peki geliyorum. Burası da P bölü 4, burası da P bölü 4. Yukarı doğru P bölü 4'ten 2 tane var. Aşağı doğru kim var? X var. O zaman P bölü 2 eşittir X olmuş oluyor. Bakın. X ile P arasındaki ilişki böyle olmuş oluyor yani. Ne diyoruz biz buna arkadaşlar? Eğik düzlem. Yani bu da bir basit makinaydı. Peki şimdi vida diyelim. Vida da biliyorsunuz bir basit makinadır. Bütün burgulu sistemler aslında vidadır. Şöyle olsun mesela. Böyle gösterilir genellikle yani. Şu iki diş arasındaki mesafeye arkadaşlar bakın. Şuraya vida adımı diyoruz. Peki ne demek bu? İşte bu vidayı ben bir anahtarla veya bir tornavidayla kuvvet uygulayaraktan
Şöyle dönderdiğim zaman bir tur dönderirsem bu bir ağa kadar gidiyor. Vidaya bir tur attırırsam o bir ağa kadar girer. Bir adım gider. İki tur attırırsam iki adım. Üç tur attırırsam üç adım. En tur attırırsam en adım kadar gider. O zaman bunun tahtaya girme miktarı en çarpı ağadır. Yani burada en tur sayısı oluyor. Bu da vida adım oluyor. Diyorum ki mesela vida adımı 1 milimetre. Bir tur attırsam ne kadar girer? 1 milimetre. İki turda 2 milimetre. Peki. 10 tur sağa doğru dönderdim. İki turda geri dönderdim. Ne kadar girer? 8 milimetre girer. Yani önce 10 milimetre girer. Sonra 2 milimetre geri çıkar. Bunun anlamı bu. Tahtaya girme miktarı haş. Kuvvete bağlı mı? Hayır, bağlı değil. Zemine bağlı mı? Hayır. Bir de bize şunu soruyor arkadaşlar. Diyor ki bu vida tabii ki buraya kolay girmiyor. Bu zeminin gösterdiği bir tepki kuvveti, direnç kuvveti var. Bunu bazen R ile gösteriyor, bazen P ile gösteriyor. Böyle diyelim. Bu F ile bunun arasındaki ilişkiyi soruyor. Bunu da şöyle izah ediyoruz. Basit makinede biliyorsun iş kazancı olmaz. Yani ben bu F kuvvetiyle yaptığım iş bunun yaptığı iş eşit olacak. İş demek kuvvet çarpı yol demekti biliyorsunuz. F çarpı X'ti. Peki ben ne kadar iş yapıyorum? F çarpı bunun çevresi kadar iş yapıyorum. Yani 2 pi r'ye kadar iş yapıyorum. Bakın ben kolumu böyle bir tur attırıyorum. Ne kadar iş yaptım? F çarpı 2 pi r. Peki vida ne kadar tahtaya giriyor? P çarpı A kadar. İşte F ile P arasında böyle bir ilişki var. Bunun bize eğer sayısal değerini soruyorsa burada rakamları yerine koymaktan başka şansımız yok. Rakamları yerine koyacağım, işte devam edeceğim. Ama daha çok yorum sorar bize. Diyor ki mesela F kuvveti nelere bağlıdır diye soruyor işte. Ben de buradan soruyorum. F kuvveti kendi yarıçapına bağlı mı? Bağlı. Nasıl bağlı çarpım halinde? Ters orantılı. Yani ne demek? Yarıçap artarsa kuvvet küçülür. F kuvveti zeminin tepki kuvvetine bağlı mı? Yüke bağlı mı? Evet bağlı. Nasıl bağlı? Doğru orantılı. F kuvveti vidanın adımına bağlı mı? Bağlı. Nasıl orantılı? Doğru orantılı olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bu vidalı sistemlere örnek olarak mesela ben size ne verebilirim? Kriko sistemlerini verebilirim. Yani bunlar da böyledir. Mesela bir arabanın ya da bir kamyonun tekeri patladığı zaman biliyorsun altına kriko koyarlar. Krikoyla kamyonu yukarı doğru kaldırıp tekerini değiştirirler. Görenleriniz vardır. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Şimdi krikoyu kamyonun altına koydunuz. Kolunuzla krikonun kolunu çeviriyorsunuz. Bak bak böyle çeviriyorum. Ben diyelim ki bu şekilde çevirdiğim zaman 1 metre yol alıyorum. Ama o kamyon iki diş arası kadar çıkıyor. 1 milimetre çıkıyor mesela yani. Ben 1 metre yol alıyorum. Kamyon yukarı 1 milimetre çıkıyor. Peki şimdi ben yoldan kayıp mı ediyorum, kazanıyor muyum? Kaybediyorum. Bak benimki 1 metre, o 1 milimetre çıkıyor. Kaç kat kaybediyorum peki? Yani 1 metreye 1 milimetre karşı. Yani 1 milimetrenin içinde kaç tane 1 milimetre var? 1 metrenin içinde kaç milimetre var? 1000 tane. Yoldan 1000 kat kaybediyorum. O zaman kuvvetten 1000 kat kazanacağım anlamına gelmiş oluyor. Öyle değil mi? Yani ben 1 metre yol alıyorum. Yani 1000 milimetre yol alıyorum. Kamyon 1 milimetre çıkıyor. 1000 kat kaybettim. Yoldan 1000 kat kaybettim. Ama kuvvetten kaç kat kazandım? 1000 kat kazandım anlamına gelmiş oluyor. Peki arkadaşlar işte buna da biz ne diyoruz? Vida diyoruz. Bütün burgulu sistemler bununla çalışır. Kuvveti küçültmek için ne yapmalıyım arkadaşlar bakın. Kuvvet kolunu artırmalıyım. Buna da şey olarak şeyi de örnek verebilirim mesela. Arabaların tekerlerini söküyorlar ya hani. İşte o civata diyorlar değil mi yani? Vida demiyor da öyle diyor. Civata diyor yani. Torna vida diyor mesela. İşte onu yani çıkarıyorsunuz. Arabanın tekeri nasıl sökülüyor peki? Anahtarı çekiyorsun, o içeri giren vidadır zaten. İşte döndürüyorsun, çıkıyor. Oradaki anahtarın kolunu bakın, bunu büyük yaparsam küçük bir kuvvetle döndürebiliyorum. Hatta o bazen paslanır yani arabanın tekerinde. Tek bir anahtarla kaldıramazlar onu. Bir anahtarın peşine bir tek daha takarlar böyle. Ondan sonra dokundukları anda hemen açılıverir. Niye? Kuvveti küçültmüş oluyorum. Yani kolu artıraraktan, tork etkisini artırıyorum yani. Oradaki espri de o. Diğer bir basit makinamız arkadaşlar çıkrık. Şimdi arkadaşlar çıkrığa en iyi örnek de
Kuyulardan su çektiğimiz cihazlara çıkrık diyoruz. Yani onu örnek olaraktan verebiliriz. Yoksa pek çok çıkrık modeli de vardır yani. Şöyle bir sistem işte kuyulardan çıkarıyoruz. Şunun ucunda kova oluyor. Kovanın içinde de su dolduruyor. Suyunu çıkarıyoruz. Tabii ki bu ip bunun etrafında böyle dolanmış durumda. Şurada bunun kolu var şu şekilde. Şuraya da siz kuvvet uyguluyorsunuz. İşte şuraya küçük R diyelim. Efendim buraya da büyük R diyelim. Burada da P yüküm var. Şimdi arkadaşlar yani şöyle bir şey işte şunun gibi bir silindir. Ben şimdi bunu bunun üzerine ip var. Dönderdiğim zaman ip bunun üzerine sarılıyor. Sarıldığı için de bu kovayı yukarı doğru çekiyor. Peki ben bu silindiri veya bu kütüğü bir tur döndürürsem böyle. Bunu ben bir tur döndürürsem ip bunun üzerine ne kadar sarılır? Bir çevre kadar sarılır. Peki bunun çevresi ne? 2 pi r. Bak bir tur döndürürsem bir çevre sarılıyor. Peki iki tur çevirirsem iki çevre. Üç tur çevirirsem üç çevre. Böyle devam ediyor yani. O zaman yazıyorum. 5 tur çevirirsem 5 çevre. O zaman H eşittir diyorum. N çarpı çevre. Kimin çevresi ama? Bu silindirin çevresi. Diyorum ki mesela silindirin çevresi 1 metre olsun. Bir tur çevirirsem ne kadar çıkar? 1 metre. 2 turda 2 metre. 10 tur sağa doğru çevirdim. 2 turda geri çevirdim. Ne kadar çıkar? 10 metre çıkar. 2 metre iner. 8 metre çıkar. Buradaki espri de bu. Peki yukarı çıkma miktarı yüke bağlı mı? Hayır. Neye bağlı? Tur sayısına bağlı. Bir de bunun çevresine bağlı. Peki büyük R'ye bağlı mı? Hayır. Yok burada büyük R. Çevre yerine yazsam ben 2 pi R'ye yazabilirim yani. Arkadaşlar burada bize sorduğu sorunun biri de şu. F kuvvetiyle P yük arasındaki ilişkiyi soruyor. Onu da bunun merkezine göre tork alıyorum. P çarpı küçük R eşittir F çarpı büyük R. Yani bakın F'in buraya uzaklığı büyük R. Bunun uzaklığı ise P'nin buraya uzaklığı ise yarı çap kadar. Eğer bana sayısal işlemini soruyorsa rakamlarını yerine koymalıyım. Ama daha çok yorum sorusu çıkar. Peki ne diyor bize? F kuvveti nelere bağlıdır diye soruyor. Ben de size buradan soruyorum. F kuvveti kendi yarıçapına bağlı mı? Evet bağlı. Nasıl bağlı? Ters orantılı. Ne demek? Yani büyük R yani kendi yarıçapı büyükse kuvvet küçülür. Ters orantılı. F kuvveti yükün miktarına bağlı mı? Bağlı. Nasıl bağlı? Doğru orantılı. F kuvveti silindirin yarıçapına bağlı mı? Bağlı. Nasıl bağlı? Efendime söyleyeyim. Doğru orantılı bağlı. Yani R büyükse F de nedir? Büyüktür. Peki arkadaşlar, işte bu şekilde olmuş oluyor. Çıkrık günlük hayatımızda neler örnek verebiliriz? Pek çok çıkrık örneği vardır. Mesela anahtar bir çıkrıktır desem, yani cebimizdeki anahtarlar. Mesela işte şu anahtarı göstereyim size. Şu mesela bir çıkrıktır işte. Nasıl benziyor mu benzemiyor mu? Bakın şöyle tutsam ben. Yani şu şekilde bakın. Yani nasıl olmuş peki bu anahtar ona nasıl benziyor? Şimdi bakın arkadaşlar şurasını geniş yapmışlar değil mi yani? Neden burayı geniş yapıyorlar acaba? Yani burayı dar yapmışlar, burayı geniş yapmışlar. İşte şuraya yük biniyor. P yükü biniyor. Şuraya da ben kuvvet uyguluyorum. Benim kuvvet uyguladığım yer daha geniş tabii ki. Bakın görüyor musunuz? Kuvvet burayı niye geniş yapma sebepleri ne? Kuvveti küçük olmasın. Daha rahat açıyorum yani. Mesela bu dümdüz bir şey olsa yani şurası dümdüz gitseydi benim o anahtarı açamam ben yani. Öyle değil mi? Böyle bükemem yani. Çünkü niye çok kuvvet uygulamam lazım? Bunu daha da büyütseler daha kolay açarım. Mesela büyük han kapılarını falan düşünün işte filmlerde falan. Seyredersiniz Cüneyt'in filmlerinde. Adam anahtarı boynunda taşıyor değil mi? Koskoca bir anahtar yani. Kapı da büyük tabii ki. Onun için burası büyük olması lazım. Rahat bir şekilde ne yapacak onu? Çıkarması gerekiyor. Evet işte buna da ne diyoruz biz? Çıkrık diyoruz. Yani çıkrıkla ilgili de karşımıza böyle ufak tefek yorum soruları gelebilir. Peki arkadaşlar, bundan sonra kasnak ve kayışlarımız var. Onlardan bahsedelim biraz da. İşte şunlar kasnaklarımız şöyle. Efendim burası 2R olsun, bu da 1R olsun. Bunları kayışlarla birbirine bağlıyorum. Böylece ne oluyor? Kasnak ve kayışlar olmuş oluyor. Peki bunu ben sağa doğru döndürürsem, bu ne tarafa doğru döner? Bu da sağa doğru döner. Bakın şu ipi takip ediyorum sadece. Yaptığım tek şey o. Peki diyor ki
Bu bir tur atarsa bu kaç tur atar diye soruyor. Bu küçük olduğu için tabii ki daha çok tur atacak. Peki kaç tur atar? İki tur. Bunu nasıl buluyoruz? Tur sayısı ile yarı çaplarının çarpım birbirine eşit olacak. F2 çarpı R2. Yani ne demek bu? Bir ya bak. 1 çarpı 2 eşittir işte. N çarpı 1 R'ye. Oradan ne çıkar? 2 tur olaraktan çıkar. Zaten pratik olarak hemen görebilirsiniz. Şöyle olsun mesela. Efendim bu 3R, bu 1R olsun. Bunu hatta şöyle bağlayalım yani. Şu şekilde bağlayalım. Bu sağa doğru bir tur atarsa öbürü ne tarafa kaç tur atar diye bize soruyor. Şu bir takip ediyorum. Bak ip böyle geliyor. Buradan böyle dönüyor. Doğru mu? Yönü böyle. Saat yönünün tersine dönüyor. Peki kaç tur atar bu bir tursa? İşte ne diyorum? 1 çarpı 3 eşittir. Yani 3R. 1R çarpı N2 ya da F2. Kaç tur atarmış demek ki? 3 tur atarmış. Dava bu. Peki şöyle olsun. Bu 1R bir de burada var. Bir de burada var. Şuna 3R diyorum. Şuna 1R. Şuna da 2R diyorum. Bunları böyle bağladım. Bunu da şöyle çapraz bağladım. X, Y, Z. Şimdi X diyor sağa doğru 2 tur atarsa diyor. Z ne tarafa kaç tur atar? Sorumuz bu. X sağa doğru 2 tur atarsa en sondaki Z ne tarafa kaç tur atar? Önce yönünü bulalım arkadaşlar. Bunu böyle takip ediyorum. Bakın bu böyle geliyor. O zaman bunu böyle döndürüyor. Buradaki kayışı takip ediyorum. Böyle geliyor. Bakın böyle ve o zaman böyle dönüyor. Yani saat yönünün tersine döner. Peki kaç tur atar? Yarı çapının tur sayılan çarpım 2 kere 3, 6. 6 olması için 1'i neyle çarpmalıyım? 6 ile. Bu 6 tur atar. 6 kere 1 6. Peki 2'yi neyle çarparsam 6 eder? 3. 3 tur. Sorumuz böyle. Yani cevabımız bu. Peki diyorum ki burayı kapatsam şundan şunu karşılaştırsam acaba aynı sayıyı bulabilir miyim? 2 kere 3 6 ve 3 kere 2 6. Demek ki o zaman buna bakmama hiç gerek yok. Bu sadece iletim görevi yapıyor. Tur sayısını etkilemiyor. Bakın kapatıyorum. 6 sayısını bulabiliyorum yani. Peki bu soruyu şöyle sorsam ne dersiniz? Şimdi bu 3R, bu 1R, bu yine 2R olsun. İşte bunu böyle bağladım yine. Hatta şunu da şöyle yapalım. Bir tane daha yapalım. Şurada 1R ya, şurada 1R olsun. Şöyle olsun. Bunu buraya bağlayalım. Şunu da çaprazdan şöyle bağlıyorum. Peki bu sağa doğru 2 tur atarsa X, Z ne tarafa kaç tur atar? Sorumuz böyle olsun. Şimdi bu böyle dönerse arkadaşlar, bu böyle dönecektir. Bakın böyle dönüyor yani. Bak buradan takip ediyorum böyle. Bu da böyle dönecektir. Yönü böyle. Peki kaç tur atar diyor. 3 kere 2 6. O zaman bu 2 tur 2R yani. O zaman bunun kaç tur atmasının 3 tur. 3 kere 2 6. Peki bu 3 tur atarsa içteki de 3 tur atar. Peki içteki 3 tur attı ya bak. 3 kere 1 3. 2'yi neyle çarparsan 3 eder? 1,5'tur. Olmuş oluyor. Peki diyorum ki burayı kapatsam şurada yaptığım gibi X ile Z'yi karşılaştım. Aynı sonucu bulabilir miyim? 2 kere 3 6, 2 kere 1,5 3. Bakın bulamıyorum. Yani buna bakmam gerekiyor. Bu tur sayısını etkiliyor. Peki bu tur sayısını etkilemiyordu. Bu etkiliyor. Yani ne fark var bununla bunun arasında da bu etkiliyor da bu etkilemiyor. Farkı şu arkadaşlar. İç içe geçmiş kasnaklar var bakın. Ya da iç içe geçmiş silindirler tur sayısını etkiler. Yani buraya ikisine bakaraktan bakın doğru sonucu bulamıyorum. Mecbur böyle bakarak gitmeliyim diyorum. Arkadaşlar bunlarla ilgili bir soru modeli de şöyle var. Şöyle yapıyor. İşte bunlar birer R, yani içtekiler 1R, dıştakiler de 2R olsun. Efendime söyleyeyim, bunun 2R'sini şuraya bağlayalım, tamam mı? Şu 2R'si 1R'ye bağlı olsun. Şuraya bir P yük astım diyor. Bu böyle dönecek, o zaman ben de böyle döndürmeliyim.
F ile P arasındaki ilişki nedir diye soruyor. F ile P arasındaki ilişki nedir? Hatta bu soruyu çözmeden önce bir tane şöyle basit bir soru çözelim. Ondan sonra ona bakalım. Şöyle olsun. O sorumuz orada dursun. Şimdi şurası 1R, 1R olsun. Ben şuraya P'yi yazdım. Peki şuraya da F'i uyguladım. F ile P arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Yani sorumuzun şeyi bu. Ne yapıyorum o zaman? Ben bunun merkezine göre tork alıyorum. P çarpı 2R, F çarpı 1R. Burada ne çıkar? F eşittir 2P çıkar. Yani böyle olmuş olur. Peki burası için ne diyeceğiz şimdi? Burada nereye göre tork alacağız? Yani bunun burada yaptığım gibi bakın arkadaşlar aynı merkezde toplamam gerekiyor. Ama burada P yüküm bu tarafta, öbürünü bu tarafta. Yani bu şekilde herhangi bir yere göre tork alamam. O zaman yapacağım şey şu. Ya P'yi bunun üzerine taşıyacağım ya da F'i bu tarafa taşıyacağım. Tek bir silindir üzerinde tork almam gerekiyor. İşte birini seçelim. Mesela P'yi bu tarafa taşıyalım. Şuraya T diyorum, tamam mı bak. Şimdi şunun merkezine göre tork alıyorum. P çarpı 1R, T çarpı 2R. T eşittir ne çıkar buradan? P bölü 2 çıktı mı? Şimdi şuraya geliyorum. Aynı T'ye bak burada. Şimdi şunun merkezine göre tork alıyorum. Efendim T çarpı 1R, F çarpı 3R demişim. Peki T yerine ne yazıyorum? P bölü 2 diyorum. Şu R'ler zaten birbirini götürecek. Eşittir 3F. O zaman P bölü 6 eşittir F olaraktan karşımıza gelmiş oluyor. Bakın yani bunun gibi direkt tork alamadım. Ne yaptım? P yükünü bu tarafa taşıdım ve bunun merkezine göre tork aldım. Ya da F'i de böyle taşıyabilirdim. Yani bir de böyle bir soru modeli var. Evet arkadaşlar. Şimdi kasnaklarla ilgili bir de şöyle tip soru var. Bir de ona örnek verelim. Şöyle yapıyor mesela. İç içe geçmiş kasnaklar çiziyor işte. Birkaç tane çizebilir tabii ki. İşte bunu da ne yapalım? Şurada bir tanesine bağlayalım şöyle. Bu da biraz daha küçük olsun. Bu bir R olsun. Bunlar da R, R olsun. İşte bunu döndürüyor mesela. Yani şöyle bir kolla döndürsün. Kaç tur attıralım? Buna 3 tur atarsa diyor. Şimdi şurada yükler bağlıyor değişik yerlere. Mesela bunu böyle bağlayalım. X olsun. Bunu da şöyle bağlayalım. Şu X cismi, şurada Y cismi olsun. Peki diyor ki, eğer diyor ben o şu çarkı, işte K çarkını 3 tur döndürürsem, X ile Y arasındaki düşey uzaklık kaç pi R olur diye bize soruyor. Şimdi birlikte cevaplayalım bu sorumuzu. Şimdi bu sağa doğru dönerse tabii ki bu da döner. Hani bunu 3 kez 2 pi R ya 3 kez döndü 6 pi R. Bunun çevresi de 6 pi R bakın büyük olanınki. O zaman bu böyle bir tur atar. Peki o bir tur atarsa x yukarı mı çıkar aşağı mı iner? Düşünüyorsan yukarı doğru çıkar. Bak sarım şekline bağlı olaraktan. Peki y aşağı mı iner yukarı mı çıkar? Düşündüğümüzde şöyle aşağı doğru iner. Peki ne kadar iner ne kadar çıkar? Şimdi bu bir tur atarsa yukarı doğru bunun çevresi kadar çıkar. Yani 6 pi R çıkar. O bir tur atınca bu da bir tur atıyor. Peki bu aşağı ne kadar iner? 2 pi R iner. Peki bize ne soruyordu? X ile Y arasındaki ilişki ne kadardır diye soruyordu. O zaman ona biz H diyelim. 6 pi R yukarı çıktı. 2 pi R aşağı indi. Toplamalıyım ben bunu. O zaman sorunun cevabı ne olmuş oluyor? 8 pi R olmuş oluyor. Eğer ikisi de yukarı doğru çıksaydı yani 6 pi R biri çıksa, 2 pi R biri çıksaydı aradaki fark ne diyecektim? Ben 4 pi R diyecektim. Birbirinden çıkaracaktım. Ama burada biri yukarı çıkmış, biri aşağı inmiş. O zaman toplamam gerekiyor. Peki. Şimdi arkadaşlar, bir de son olaraktan dişli ve çarklarımız var biliyorsunuz. İşte şu dişlilerimiz büyük dişli olsun, şu da küçük dişli olsun. Yani şu şekilde gösterilir genellikle. Bunlar daha çok diş sayısıyla ilgili verilir. Yani tur sayıları. Bu sağa doğru dönerse, bu ne tarafa doğru döner? Sola doğru döner. İşte bu bir tur atarsa o kaç tur atar diye sorulur. Daha çok diş sayısı verilir. Birincinin dönme frekansı çarpı diş sayısı eşittir. Dönme frekansı çarpı diş sayısı. Ya da yarı çapıyla ilgili verilir yani. Mesela bu 10 diş olsun mesela 10N bu da işte 1N olsun. Bu sağa doğru bir tur atarsa o sola doğru döner bir kere. Peki kaç tur atar dediğim zaman ne diyeceğim? 10 çarpı 1 eşittir işte 1N yani. 10N çarpı 1 tur. 1N çarpı işte F2 dediğim zaman
F2 ne çıkacaktır? 10 tur. Tabii ben böyle yazıyorum ama hani bunu uzatmaya gerek yok. Pratik olarak da hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Peki şöyle bir sorumuz olsun. Yani böyle gitsin. Buna 1n, buna 2n, buna 4n, buna 8n, buna da 16n diyorum. Bu sağa doğru bir tur atarsa en sondaki ne tarafa kaç tur atar? Sorumuz bu. E nasıl yapacağım önce? Bu sağa dönerse bu sola döner. Bu sağa döner, bu sola döner, bu da sağa doğru döner. Doğru mu? Peki saat yönünde döner. Kaç tur atar diye sorduğum zaman. 1 kere 16, 16. O zaman şu 2, 8 kere 2, 16. Değil mi? Bu o zaman ne diyeceğim? 4 kere 4, 16. Hep 16 eşitliyorum bakın. 8 kere 2, 16. O zaman bu 16 kere 1, 16 diyor. Saat yönünde 16 tur. Peki sorum şu. Şimdi şu aradakileri kapatsam. Birinci ile sonuncuyu karşılam. Aynı sayıya ulaşabiliyor muyum bakın? 1 kere 16, 16. İşte o da n kere 16, 16. O zaman şu aradakilere hiç bakmasam da soruyu çözebilirim. Aradakiler o zaman ne işe yarıyor? İletim görevi yapıyor sadece. Tur sayısını etkileyemiyor. Çünkü kapattığım anda da birinci ile sonuncu aynı oluyor. Yani mesela şöyle bir soru sorabilirim size. İşte şurada bir tane dişlim var. Şu olsun, sonra bu olsun, sonra bu olsun, sonra bu olsun. Bir de burada olsun. Bu 1n olsun, bu da 5n olsun mesela. Şunları hiç vermiyorum. Bu sağa doğru bir tur dönerse en sondaki ne tarafa kaç tur döner? Aradakilerin yarı çaplarına ihtiyacım yok yani. O zaman bu böyle dönerse bu böyle döner. Bu sağa döner, bu sola döner, bu sağa döner, bu sola döner. Peki kaç tur atar? 5 tur. Bakın aradakilerin etkisi olmamış oluyor. Peki soru şu hale getirsem. Şurada bir dişlim var. Sonra şurada var bir tane. E bir de burada var. E bir de burada olsun. Bunların yarı çaplarını şöyle vereyim. Bu 1R olsun. Bura 1R, bura 1R. Efendim şu da 3R olsun. Şu sağa doğru 2 tur atarsa efendim en sondaki ne tarafa kaç tur atar? Sorumuz bu. Bu sağa doğru dönerse bakın şuradan değil ya bak bu sola döner. Bu da sola döner. O zaman bu sağa döner. Peki kaç tur atar? 2 kere 3, 6. Bak 1 ona değiyor. O zaman bu 6 tur döner. Bunların merkezleri aynı olduğu için bu da 6 tur döner. Peki bu kaç döner? 6 kere 2, 12. O zaman bu sağa doğru 12 tur atar. Yani sorumuzun cevabı bu olmuş oluyor. Peki şimdi aradakine bakmadan çözmeye çalışayım. Şu arayı kapattım. Birinci ile sonuncuyu karşılaştırınız diyorum. 2 kere 3, 6. 12 kere 1, 12. Bakın 6 ile 12 birbirine eşit mi? Hayır. Demek ki bu şekilde soruyu çözemiyorum. Yani bu aradakiler önem kazanıyor. Bunlar önemli. Yani burada aradakilerin önemi yok da buradakilerin aradakiler niye önemli? Buradaki aradakilerin yarı çapını vermeden cevabı buluyorum da burada niye bulamıyorum? Çünkü bunlar ne? Neymiş yani özelliği ne? Aynı merkezli dişler var. Aynı merkezli dişler tur sayısını etkiler diyeceğiz. Yani onun için bunlara bakmalıyım. Bak tekrar ediyorum. 2 kere 3, 6. Bu da 6 buna değiyor. Bak şuna değdiği için bu 6 tur atıyor. Bu da 6 tur atıyor. O zaman bu 6 kere 2, 12. O zaman bu kaç tur atıyor? 12 tur atıyor. Yani sorumuz böyle olmuş oluyor. Peki. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir soru tipi var. Diyor ki şurada bir tane dişlim var. E bir de burada dişlim olsun. Bu 2R olsun. Bu da 1R olsun. Ben buraya bir P yükünü astım diyor. Bu böyle dönüyor, o öyle dönüyor. O zaman ben de şöyle bir F kuvveti uygulamalıyım. F ile P arasındaki ilişki nedir diyor. Soru bu. Şimdi arkadaşlar buna yani ben şimdi burada nereye göre tork alacağım? F ile P arasındaki ilişkiyi bulmak için tork almalıyım. Ama bunlar aynı merkez üzerinde birleşmediği için tork alamıyorum. Tabii burada birinin üstüne taşımam lazım. Yani tıpkı öbüründe olduğu gibi. Ya P'yi o tarafa taşıyacağım. Ya F'i bu tarafa taşıyacağım. Tek dişli üzerinde biriktireceğim ikisini ve orada bir yere göre tork alacağım. Şimdi arkadaşlar şurada mesela bakın. F'in bu O'ya göre torku nedir? F çarpı 1R. Peki ben F'i şuraya taşısam. Buradaki de F çarpı 1R. O zaman demek ki ben o F'i o dişli üzerinde rahat bir şekilde böyle taşıyabilirim. Yani böyle bir hakkım var. O zaman ben bu F'i buraya taşıyorum. Şimdi de buraya taşıdım ya bakın hani. Artık o tarafı hiç düşünmüyorum. Burayı çiziyorum böyle. Bunun merkezine göre tork alıyorum. P çarpı 2R eşittir F çarpı 2R.
O halde f eşittir ne çıkar buradan? 1p oluyor. Acaba çoğu öğrencilerimiz bunun cevabına, yani buna itiraz ediyor. Hocam diyorlar, burada 2r var, bu 1r, yani p bölü 2 gibi bir değer söylemeye çalışıyorlar. Ama bu ne yazık ki f eşittir p'ye çıkıyor. Yani böyle bir sistemle siz kuvvet kazancı olmamış oluyor. Bunu daha inandırıcı hale getirmek için arkadaşlar şöyle yapabiliriz bakın. Bir de yol kayıp ya da kazancından gidelim. Yani bu soruyu bir de şöyle çözeyim size ben. Şimdi takip edin lütfen. Ben bunu yukarı doğru diyorum. 4 pi r'ye çeksem. Atıyorum. 4 pi r'ye çeksem. Bu böyle döner bakın. Bu da böyle döner. Peki bu kaç tur atar 4 pi r'ye çekersem? 2 tur. Peki bu 2 tur atarsa bu kaç tur atar? 1 tur. Peki bir turda bu ne kadar yukarı çıkar? Onun çevresi kadar. Yani çevresi ne olmuş oluyor? 4 pi r olmuş oluyor. Ben 4 pi r'ye çektim. O da 4 pi r'ye çıktı. Yoldan bir kaybım var mı? Yok. O zaman kuvvetten de kazancım olmayacak. Yani f eşittir 1 ne çıkacak? 1 p'ye çıkacak. Ya yani bunu mesela şu şekilde biraz daha abartaraktan yapayım. Son olsun bu da. Şöyle de olsun mesela. Hatta bir de böyle olsun. Buraya bir P astım ben. Şimdi böyle dönüyor, böyle dönüyor, böyle dönüyor, böyle dönüyor, böyle dönüyor. O zaman ben de şuraya F kuvveti uyguluyorum. Efendim burada hatta hiç yarı çaplarını da vermiyorum. F ile P arasındaki ilişki nedir diye sormuş. F eşittir soru işaretliyorum. İşte bu sorunun cevabı nedir? 1P'dir. Neden 1P? Bakın ben bu P'yi buraya, bak buranın yarıçapı 1 ya, bak buraya taşıyabilir miyim? Evet. Buraya taşıyorum. Ondan sonra buraya taşıyorum. Sonra buraya taşıyorum. İşte böyle devam ediyorum böyle. Ve şurada tor kalıyorum. Hatta burada da şey kalmıyorum. Buradan da böyle taşıyorum. Ne çıkıyor? F eşittir 1P çıkıyor. Arkadaşlar anlatım şeklimiz bu şekilde. Burada daha ayrıntılı bazı örnek tipleri var. Makaraların tur sayısıyla ilgili vesaire. Bunları da önümüzdeki derste anlatacağım. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.